Şu an kaç dakika? Kaçıncı dakikadayız Gürbüz? 7. dakika bitti. Hemen getirin. 10'ar dakika servis süreniz var. Ben hemen bir kuralların üzerinden tekrar geçeyim sizin için. 10'ar dakika servis süreleri veriyoruz yemek aralarında. Hepsi dahildir söylediğiniz yemekleri 10 dakika. Yani 10 dakika birine, 10 dakika birine değil. Ana yemek için de, 10 dakika ara yemek için de, efendim tatlı için de hepsi. Yani içeceğiniz, neyiniz varsa menüde bir. Ne söylediyseniz onu görmek istiyoruz önümüzde. Bir eksiği, bir fazlası değil. Tamamı olması gerektiği gibi standartında, yani ne vaat ettiyseniz Haydari içinde peynir isteriz. Ama yoruma açıktır, sen dersin ki Oktay'ın böreği, Nisanur'un çöreği, Emre'nin efendime söyleyeyim... Helvası. Bilmem nesi. Tamam, adam katmış yorumunu, ismini de bize... Demek ki bu bizim bildiğimiz klasik yemeği değil, kendi yorumuyla olanı getireceği için ona yorum yaparken koyduğu malzemeler üzerinden, lezzet üzerinden gideriz. Ama ben Haydari deyip de içinde peynir olmayan eksik menüye soktuk bir. Salatalarınızı unutmayın. Ne olursunuz. Çok yandı yarışmacıların başı bu yüzden. Daha geçen hafta yine birisi eksik menüye girdi. Yani yarışmacılar da birbirlerinin gözünün yaşına bakmıyorlar bu durumda. Haklı, 75 bin TL için geldiniz. Herkes de hatırlatmak zorunda değil. Kimisi hatırlatır, kimisi hatırlatmaz. Buyursunlar. Efendim Darü Ziyafe köftesi, patates püresi üzeri. Evet. Güzel görünüyor ama. Ha bu arada sunumlar tabaklı mı? Aşçılar var aramızda. Sizlerden özellikle bu konuda yorum almak isterim. Porsiyonlama, tabaklama, yani, sunum. Yani şimdi aşçı ve eğitmen olduğunu söyledi. Evet. İsmini hatırlayamadım. Neslihan Hanım. Neslihan Hanım. Yani pürenin üstüne direkt koymuşsunuz. Yani zaten burada karbonhidrat, pilav da karbonhidrat. Evet. Ve içerisinde gördüğüm kadarıyla şöyle biraz incelemek istiyorum. Yeşil mercimek var. Evet. Doğru mu? Ya çorbada da vardı bildiğim kadarıyla. Menü baştan başına birbirine karışmış. O tamamen bir tesadüf oldu aslında. Yani bu nasıl tesadüf olabilir ki? Ya ben de şöyle oldu. Ben yeşil mercimeği alayım, hem onu da kullanayım, hem onu da kullanayım. Yok aslında öyle bir şey hiç düşünmedim. Gerçekten düşünmedim. Tamamen tesadüf oldu. Kaçma değil, düşünülmüş değil. Çorba aslında, çorban başkaydı. Baktım ki diğer menülerim Osmanlı çorbası. Aslında balık çorbası yapmayı düşündüm. Dedim ki yok, o da olmaz dedim. Yani onlara uygun yani, bir şey çorba yapayım. Bir anda tutma bir çorbası geldi. Yani bir şey söyleyebilir miyim? Yani menü planlarken bir şef veya bir eğitmen yani planlı gitmeli. Bunu bile bile yapmayan. Bunu bile bile yapmasın. Ama Darü Ziyafe köftesi ya beğendiği eşiğinde sunulur ya da patates püresinin üstünde peki, sunulur. Peki ya başka bir garnitür kullanabilirdiniz. Ya da pilav koymayın. Şimdi pirinç pilavı yapsaydım yanına o da daha ağır kalırdı. O yüzden bulgur pilavı. Mesela zaten karbonhidrat var. Yani güzel bir sos. Bir önceki yemeğin de dolmaydı ya pirinç. Hemen salataya getireyim. Hemen salataya getireyim. Tabii. Konuşuruz. Şimdi orada da pirinç var. Burada da var. Mesela şu pilava veya patates püresi. Bence beğendiğin üzerinde sırf bu yemek tamamdır. Zaten yufkaya sarılı ya, pilava gerek yok. Peki yufkayı kendiniz mi açtınız, hazır mı? Nasıl? Yufkayı kendiniz mi? Bu yufkayı hazır aldım. Aa sizde. Ya bence ay, o kadar. Ay o kadın erişte yapmış, bir de yufka mı açacak, bir de su. Bence erişte yapacağını, bunun yufkasını kendisi yapsaydı daha iyi olabilirdi. Erişte bir zaten de... birbirine yapışmış. Yani, bunda daha iyi olur en azından. Hayır hayır, hazır. Arkadaşlar şimdi bu yediğiniz yemek Osmanlı zamanına ait bir yemek. Sen bizden yani, daha iyi biliyorsun. Bunun içerisinde 3 çeşit et var, tavuk var, dana var, kuzu var. Bir de fıstık var. Bak evet, Antep fıstığı var. Yani bak şöyle, şimdi Osmanlı zamanında yufka, hazır yufka var mıydı Allah aşkına? Yok tabii. Yok. Daha iyi bilirsin. Ya, Osmanlı şimdi, yok. Zamanında hazır yufka vardı efendim. Ama kendileri yapıyorlardı. Hayır. Saç üzerine pişirip öyle koyuyorlardı. Yani o zaman ama kendileri yapıyorlar. Peki bu yemeği yaparken hazır yufkayla mı yapıyorlardır sizce? Şimdi şöyle erişte yapınca, Sütlü Nuriye yapınca tabii ki biraz da bir hazır ürün kullanma şeyim geldi. Çünkü 12 çeşit yaptım efendim, koydum yanınıza. Evet. Bir şeyin de hazır olabilir. Yani erişteyi de açmasaydınız o zaman. Yani erişteyi niye açtınız ki? Galiba. Tabakta hem bence... yufka var, köfte zaten bana göre basit. Patates püreniz var, zaten karbonhidrat, şeker. Pirinç, keza yine öyle. Yani çok ağır değil mi bu karbonhidratların hepsinin birleşimi ya? Biraz daha hafifletiştirici bir şeyler bir yanına. Bir de sadece ana yemekte de değil, her yani alanında ağır yapmışsınız menüyü. Yani evet. Çorbada zaten erişte var. Ara sıcak ağır, ana yemek ara ağır. Ara sıcakta pirinç hani... var. Ana yemekte püre var, yufka herhalde var. Herhalde menümü çok güçlü gördünüz ki. Vallahi kesinlikle ağır değil mi Neslihan? Evet, çok güçlü gördüler. Şimdi bahane Neslihan'ım görüntüsü hoştu ama
Peki porsiyonlama, tabaklama nasıl Nisan Dur? Lezzetlerle ilgili konuşmayalım şu an. Porsiyonlama dediğim gibi çok ağır bir menü zaten. O yüzden porsiyonlama fazla da fazla geldi. Patates püresini bu kadar yoğun koymamalıydı bence. Porsiyonu fazla. Bulgur pilavı yine fazla bana göre. Ki porsiyonların yani gramajları da mı gramajları çok? Gramajları çok ağır bir menü ve sunumu bakın da hoş aslında değil. Tek kişilik, evet. Tek kişilik benim menü. Çok fazla konulmaz. Tek konulur, üçlü konulur. Salatan da tahinli piyazdı değil mi? Hemen evet, getiriyorum onu da. Ne oldu? Yemek bittikten sonra salata gelecek galiba. Tahinli piyaz salata değil ki, meze. Salata yerine koyamaz. Salata mı meze mi sizce? Ha, piyaz dediğine göre ya artık ana yemeğe geçiyor. Ben artık... Ya içerisinde yumurta var. Bak içerisinde yumurta var. Yumurta koymadım, bilerek koymadım yumurtayı. Evet, yumurtayı bilerek koymadım. O zaman o piyaz değil, o farklı, kendi yorumunuzu katmışsınız o zaman. Peki neden piyaz? Yani sence bu yemeğin yanında tahinli bir de ağır değil mi? Köftenin yanına piyaz gider diye piyaz... Köftenin yanına gider de bu... o dediğin köfte bu köfte değil. Sanki... Ya burada Allah aşkına 3 çeşit kıymadan yapılmış, üzeri soslu yufkaya sayılmış bir köfte, altında yarım kilo patates püresi, yanında da bir o kadar karamelize soğanlı mercimekli bulgur pilavı, değil mi? Yani sence piyaz biraz yanlış bir seçim değil mi Neslihan? Düşünürken menüyü ne bileyim biraz kafam mı karıştı? Piyazın orijinalinde zaten yumurta olması lazım. Bence piyaz değil o ya, olmadı. Ben bir şey takıldım. Normal ızgara, köfte, piyaz gidersin lokantalara. Bir şey sormak istiyorum. Getirirler yanında, tamamdır. Neslihan Hanım, fasulyeleriniz hazır mı? Yok, kendim haşladım. Hazır da olabilir yani, süreyle alakalı hayır, bir sorun olmaz. Ona saygı duyarım. Diyor, hazır olabilir. Hayır, ona saygı duyarım. Neden saygı duyarım? Bu kadar yoğun bir menüde aynen. Hazır kullanırsa ben saygı onu duyarım. Onu göz önüne alarak seçiyoruz. Biz bu süreyi bilerek o menüyü oluşturuyoruz. Yani onun için... Şimdi benim anladığım kadarıyla Nesli Hanım kendi yorumunu, kendi lezzetini katmış aslında. Fasulyeleri ben kendim haşladım. Ben haşladık aslında kendi yorumunu katmak ama geri de dediniz ki bravo. Kendi yorumunu katmış ama sizin dediğiniz de aynı yere çıkıyor. Bu arada evet, siz kendinize zemin mi hazırlıyorsunuz? Ne oldu? Ya hazır kullanabilir, yok lezzetli. Olabilir. Ben yemeğin lezzetine bakarım. Hazır kullanmışsa ne diyeceğim? Hazır değil, hepsini kendim haşladım. O zaman biz yemekteyiz programındayız yani. Hani evet. Hazır kullanacaksak o zaman niye yemekteyiz programına katıldık? Sanırım sizin elinizde çok hazır ürün var. Siz bir altyapı oluşturmaya çalışıyorsunuz bence buradan. Üç tane, ya üç tane aşçıyla. O zaman ben de çok hazır şey kullanıyorum. Benim menüm daha. Ben de hazır ürün kullanmaya karşı değilim. Lezzetli olduğu sürece karşı değilim. Haşlayacağım, yapacağım. Hemen şerbetinizi bu da hazırdı. İyi olan, kazansın. Kimin lezzeti daha güzelse. Haşlayıp da lezzetsiz olmasındansa hazır olup lezzetli olmasını tercih ederim. Orada hem fikirim ama bana da hayır. Ben burada bir sarma var. Konservenin tadıyla burada elde yapılanın aynı olmaz. Lezzetli olduğu sürece tabii peki, ki beğendi de. Beğendi yaptı diyelim, hazır közlenmiş patlıcan kullanacak. Okey misin? Patlıcanı da közlesin canım, o kadar da değil yani. ben o kadar da değil. Mesela bulyonlar var ya, onları kullanmak doğru olmaz. Şimdi tabii o, ki değil. Ya, o da hazır. O kadar da hazıra kaçmayalım tabii ki. O yüzden dur, bence kabul etmiyorum. Peki, şimdi piyaz zaten bence salata değildir. Yani eşlikçidir. Evet. Yoğun da zaten maşallah. Bir de hibisküs şerbetimiz var. Bayılırım hibisküse, çayına da. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çok mersi. Hibisküsleri kendin mi getirdin? Kendim yaptım onu da. Yani evden mi, marketten mi hibisküsler? Hayır, kendi. Ha, hibisküsleri şeyden, aktarcıdan aldım. Oh, süper kendim yapmış. Yaptım onu. Şifa niyetine. Afiyet olsun. Şifadır ha. Teşekkürler. Osman'a selamlar. Osman abiye, selamlar. Abi mi? Tanıyor musun? Yeten Osman'ı tanırım ben, niye tanırım? Çok da sosyal severim. Medyadan mı? Sosyal medya üzerinden. Bir tanışıklığınız yok. Nasip olmadı. İstiyorsun galiba. İsterim tabii. Osman hayranım var burada. Hibisküs C vitamini bardağınız deposu. Çocuklarınıza da içirin. Bence benim bardak... sizde biraz menünüzün ağır olduğunun farkındasınız galiba. Hemen size başka bardak getiriyorum. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun. Ama hibisküs içmek zorundasın, menüde var. Yok, hemen başka bardak getireceğim. Yok. Soda içiyor Yüzey Hanım ondan. Hayır hayır, bundan içmek zorunda. Menüne yazdı. Yok yok, İçeceğim bardağında soda var. Bu, ben istemiyorsun zannettim. Bu pardon. Ek takviye. He, takviye olur. Takviye. Ekstra tabii ki isteyen yani içecek biraz alsın. Soğuk olsa daha iyi olur çünkü hibiskus. Evet, soğumamış. İçine buz katabilirdi diye. Çok özür diliyorum da biraz önce hazırda bilendiniz ya bana. Tamam. Anlatıyorum. Burada bunda da hepsi hazır. Hayır, kendi açmış. Hayır, takviye kendi açmış. Onun haricinde bunu almış.
Daha onlar yüzünde ne soğanı mı ekici? Kendisini yani herhalde fabrikadan çıkarmasını beklemiyordunuz. Valla bence... İster istemez alacak. Ya yani. Burada biz salata görmüyoruz yani. Ki zaten meze görüyoruz. Hazır ya da değil ondan mı bahsediyoruz? Ya salata görmek istiyorum ben. O yüzden. Ama şöyle bir şey. Mesela salata da şart değil ya. Bak mesela bu menüde salata olmasa olurdu. Bence de olmaz. İlla olurdu. Yarışmacıların kafasında katılacak olanlar için de söyleyeyim. Salata yapmak zorundayız. Öyle bir şeyiniz yok. Yani meze yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmayabilirsiniz ana yemeğin yanında. Her ana yemeğin yanında salata olacak diye bir kaydı yok. Sos yaparsın. Efendime söyleyeyim. Yanında bir eşlikçi yaparsın. Sebze garnitür yaparsın. Ama illa yani illaki salata olacak. İçecek yap mesela. Yani neden piyaz? Ben gerçekten merak ettim. Ah canım terledin de. Sadece Zuhal Hanım hani köfte olarak düşündüm. Yanına belki piyaz gider diye şey yaptım. Yok önemli değil. Var peçete var elimde. Köfte ama şimdi bu öyle bir köfte değil ya. Neyse konuşacağız. Şimdi bir çorba geldi. Hemen tadalım. Sevgili Çiğdem eline sağlık. Hırar çorbasıyla bugün başlıyor. Afiyet olsun. Biraz... Hemşehrimin eline sağlık. Bakalım Nisa Nur seninle başlayalım. Ben öncelikle bir şey sormak istiyorum. Buğdayı ve nohutu kendiniz mi haşladınız? Buğdayı kendim haşladım ama nohut buna bir çay bardağına yakın konuluyor ki onu da ayrı kaynatmak gibi şansım yok. Çünkü ikisinin kaynama süresi bir değil. Çok belli oluyor zaten nohutu hazır aldığınız. Hazır almak zorundayım. Evde benim dondurucuda olur haşlanmış nohut. Bir düdüklü yaparsanız bence hemen iki dakikada halledilebilecek bir şey. Ama bir tane düdüklü var. Çünkü buğdayla nohut aynı eşitanla bir şekilde sürede pişmiyor. Düdüklüde de yani kaynatmasanız olur. Normal tencereden de biraz kaynatsanız olur. İkisini beraber haşladım. Dün kuru fasulyeyi ben pişirdim. Dikkat ettiyseniz düdüklüde. Evet. Ama benim buğdayımla içini bir attığım zaman nohut diri kaldı. Ben iki ayrı defa ayrı aldım. Ayrı ayrı. Bir düdüklü tenceresi vardı. Bize birkaç yani piyaz bulgur, vardı. Piyaz, i̇şte ben mercimek. Bayağı baklagil yedik zaten. Demek ki haşlanabiliyormuş. Ben tek düdüklü atınca açıkçası bir çay bardağı içinde haşlamak istemedim yani bir düdüklü. Ya şimdi bir dakika buğdayı haşladınız düdüklü de değil mi? Yani buğdayı haşlarım çünkü buğday oranı yüksek. Buğdayla beraber denesek. İkisini kadar bir şey yani. Haşlayabilirdiniz. Şimdi çok da şey yapmıyorlar. İkisinin canı nohut diri kalıyor. Aslında daha güzel tuttum, olurdu. İkisine bir tuttum. Lezzet. O lezzetleri birbirine geçirdi. Daha ondan lezzet geçmesi de yok. Yani yok, nohutun hazır şey olduğu o kadar belli oluyor ki direkt nohut ben hazırım diyor zaten içinde. Tuzu güzel kesmemiş de çorba. Ama dediğim gibi nohut hazır ve çok kaynar geldi yine bugün de çorba. Gerçekten kaynatılmaz yani bir. Yani beraber yemeği yapıyoruz kaynatılmalı bence. Buğday ve nohut aynı eşit. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Tadı çok güzel. Tuzu da güzel olduğunu kez de söylüyorsunuz. Nohutun hazır olması mı kötü şimdi? Yani tek hazır ürünün mü? Tek olay bu mu? Bu çorbayı seçiyorsak nohutu pişirmemiz ya gerekiyor. Ya şimdi tek olay nohutun hazır olması. Siz yine neden ev sahibini olması. Savunuyorsunuz? Ev ben sahibi, anlamıyorum. Bak, ev sahibini savunmuyorum. Ben burada düzen gelmiş önüme neyse onu söylüyorum. Hani siz net son bir güne şekilde, kadar gününüze kadar herhalde ev sahibini savunmaya devam edeceksiniz. O zaman dün de ev sahibi Nesrin Hanım'dı. Evet dün de onu savundunuz. Belki bugün de Çiğdem Hanım'ı savunuyorsunuz. Hürmeten yaşına da hürmet ediyorum. Ben de aynı şeyi bekliyorum zaten günümde. Önümüze yemeği getirmişti. Beğendiğime beğendim dedim. Beğenmediğime beğenmedim dedim. Yani yaş şimdi, geçerli değil çok güzel olmuş. Burada. Bak gırar çok güzel olmuş. Tuzu da kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Tuzu da 10 numara ben olmuş. Ben zaten kötü olmuş demiyorum. Ha. Tuzu tadı ama yerinde ama kaynar. Ama taktığınız kısma biraz sinirlendim ama. Nohutun hazır olmasına taktığınız için sinirlendim. 10 numaraydı. Çünkü neden olabilir, hazır kendisi ürünün yapacak şey yürü. Ben de puan ayarlıyorum bence. Alttan ben, puan ayarlıyorum. Bence de. Benim puanla işim yok. Yatırım mı yapıyor? Yatırım yapıyor gibi hissettim. Ben, tam bir RTK'cısın sen bak, yani. Bak koalisyon çok güçlü. Vallahi tam bir puan. Bu arada ben RTK'cı değilim. Bence sizin koalisyon, koalisyonunuz bak, güçlü. Bak koalisyon çok güçlü. Karşımda 3 tane aşçı var. 15-20 yılını mutfağa adamış bir hanımefendi var. Biz de ağaç kurulunda yetişmedik. Emre İyi olan kazansın, lezzetli Emre yapan Bey, kazansın. Emre Bey, burada ben katılmıyorum. Aşçıydı, o aşçıydı. Yani aşçı demek yemekleri gerçekten güzel çıkaracak anlamına gelmesin. Nice ev hanımları vardır ki o kadar güzel yemekler çıkarıyor. Abi el lezzeti başka bir şey. Evet. Ayrı bir şey. Bakın kiminin... Ben el lezzetime yani, güveniyorum. El lezzeti olmuyor. Geliyor burada o kaç çeşit yapıyor. Fakat yani hiçbir lezzet alamıyorum hiçbir yemeğinden. Hiç mi diyorum insanın gram el lezzeti? O başka bir şey. Yani, evet. Dediği doğru. Ama hani tabii ki aşçıları olunca ister istemez herhalde burada beklenti herkesin beklentisi yükseliyor. Emre Bey sürekli olarak kendini oynuyor. Sürekli ev sahiplerini savunuyor. Ben kendi günümde de aynı şeyi bekliyorum açıkçası ondan. Çünkü sürekli olarak gününü oynuyor. Çok açık belli ediyor bunu. Ev sahiplerini arasını iyi tutmaya çalışıyor. Ve puanlara da muhtaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi yemekten hiç anlamıyor. Nisa Hanım şimdi sen çorbayı beğendin mi beğenmedin mi?
Çorbayı beğendim. Keşke nohutu hazır kullanmasaydı. Tuzu yerinde ve yani biraz eleştirilir. Kaynar geldi. Evet, nohut eleştirilir ama güzel. Oktay? Aynı şekilde nohut ve çok biraz yavan tat geldi. Böyle neyden? Sadece bir yağ mı döktünüz? Bunun özelliği o. Buna yağ zaten hiç girmez. Ben hatta sadece görsellik için o zeytini anladım. Şaşırdım biraz. Anladım. Orijinal grarda zaten yağ olmaz. Yok, evet. Yağ olmaz yani. Ben sadece görsele yani güzel kaslı bir yaptım. Beğendin mi Oktay? Fena değil. Aradasın. Biraz ya lezzet bir öyle böyle. Ya da bilmem olması gereken yok mi bu? Yani bence güzel ya. Kıvamı gayet yerinde bir çorba. Elinize sağlık. Ben senin ağız ama ya biraz daha kaynasa sen kesecek gibi duruyor. Bana böyle... Hayır bayağı kaynadı hatta kapattı. İşte kesme tam aşamasına gelmiş. Ama kesmemiş. Yok kesmemiş. Yok kesik ucundan bir çorba değil tutarım kesinlikle. Peki zaten sen beğendin Emre anladım. Hala da yiyorsun afiyet olsun. Valla ekmek hoş ister misin? Ekmek hoş. Ekmek var orada. Bugün tok geldi. Genel ekmekle yiyor ya çorba. Bugün biraz tok geldim. Ya öyle mi? Niye ne demek ya? Arkadaşlar yemek isterseniz. Neden biliyor musunuz Zuhara? Bir saniye tok geldim derken? Bugün tok geldim. Niye? Yani aç kalacağını mı? Neden Emre Bey? Oktay Bey'in, Nisanur Hanım'ın Emre Bey aç gelmiş. Emre Bey aç gelmiş. Eleştirebilecekleri tek nokta İyi bu. De senin aç gelmen gerekiyor zaten. Ya aç değil niye tok geldim bugün? Ben anlamıyorum Zara Hanım. Bunlar misafirliğe gidince evet tok mu gidiyorlar? Ben onu anlamıyorum. Tok misafir ağırlamak da zordur. Yani bilmiyorum aç geldi. Nisan Hanım diyor ki aç mı geldi? Ne geleceğim? Çay sağlık mı geleceğim? Bir saniye. Sizin için bugün tok geldi. Nasıl çorbayı? Yine tok ama beğendi çorbayı. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Tokum derken kahvaltı ettin geldin herhalde. Hemen yedim geldim. Tamam canım. Yani. Sabah sabah ama saat kaç oldu? Öğlen 2'de başlıyoruz biz çekime yani. Dolayısıyla sabah 10, kahvaltı 10, etmesin. 11 gibi sobanın üzerinde menemen yaptım Zuhal Hanım. Sen mi yaptın? Aferin sana. Biz de bir menemenini yeriz artık. Gibime geliyor. Benim ofiste soba var bu arada. Anlaşıldı. Sen menemen yapacaksın. Tamam. Çok güzel. Peki Neslihan. Seni de duyayım çorbayı. Ben yiyorum. Dur Emre dur. Çiğdem evet Hanım nohuta ben de takıldım. Çünkü benim çorbamla kıyaslayacak olursak orada açılan bir erişte var, bir köfte var. Yine benzer bir çorba. Ama ben kendi emeklerimi daha çok fazla görüyorum kendi çorbamda. Dediğim gibi nohutu kendinizin haşlamasını isterdim bir bardakta olsa Neslihan dahi. Emek çorba tabii ki emeğe ben her zaman soruyorum. Bir bardakta olsa kendi haşlamanızı bil. Lezzeti önemli olan. Bu bir yemek yani yarışmasıdır, şey emek yarışmadır. Bakın hem yemek hem emek hem lezzet yarışmasıdır. Kesinlikle. Gerçekten hijyeni sunumu güzel, fena demiyorum. Sıcaklığını beğendim, ben sıcak çorba sevdiğim için bana şey gelmiyor. Yok siz ikiniz kaynar seviyorsunuz, evet ben anladım. Evet ben sıcak seviyorum. Sadece bana tuzlu geldi. Sanki biraz tuzu fazla kaçmış gibi geldi. Yani biraz tuzlu geldi. Biraz daha yavan kalır. Tamam sadece bu kadar. Ama lezzeti güzel. Yani bunlar böyle o emekler ben kendiniz yapsaydınız girmedi. Yapsaydınız 10 numara bir çorba olurdu. Peki. Afiyet olsun. Baharat girmediği için açıkçası. Eline sağlık. Evet baharat. Çiğdem böyle veriyorum. Aşotu konuluyor. Aşotu zaten. Aşotunu nereden buldun? Evet. Burada buldum. İyi aldım. Genelde Karslılar, Kars tarafında bu aşotu daha çok buluyor. Evet. Bu falan geçmişim daha doğrusu. Mesela bu aşotu çok bıçak sırtıdır. Evet. Keskin bir tadı olduğu için fazla koyarsanız acımık yapar. Bizde evet çok yaptılar, fazla kaçırmışlardı mesela. Kimse böyle evet kekremsi bir tat aldı herkes çorbada. Evet. İyi denk, ben beğendim. Dengesini yerinde... Nohut haşlayabilir miydi? Evet haşlayabilir. Yani o bahane değil bir tek tüdüklü olması. Oktay Bey dün benim mutfağımı kontrol ettiniz ama bugün Çiğdem Hanım'ın mutfağını neden kontrol çünkü etmediniz? Çünkü sizin mutfağınız neden? Yani menünüz o kadar yoğun, o kadar olsun zahmetli ki. Olsun şimdi... çünkü 3-4 çeşit yapıp da mutfağı çok dağınık bırakan aslında da aslında doğru söylüyorsun. Ben bu evet bakabilir miyim? Ben hatırlattım yok. Bakma ben önce dünden beri bu beni ben böyle şey yapıyor. Hatırlatmam ne oldu? Siz, dur. Oktay Bey lütfen dinle. Bir saniye dur Emre bağırma. Üzgünüm. Yani, almıyor musun mutfağı da almam, kimsenin de mutfağına gitmem. Takdir ediyorum. Ama yani bu bence bir not puanı etkileyebilir benim yani. Benim eve gelebilirsiniz, bence... mutfağım tamamen beyazdır. Bir tane yağ lekesi yoktur ama evime nerede, gelen sınırlarını bilirim. Görmeden de burası bir şey diyemem. Ben başkasının evinin sınırlarını bilirim, biri de benim. Bakın aynı şekilde ben gitmem ama izin veririm. Hayır, çünkü izin görmek isteyebilirim. Ben yapmadığım bir şey belki kimse bana yapamaz. Olabilirim. Hayır, teşekkür ederim. Oktay Ertuğrul yolu deniyor. Yardımcı olayım, tabağa götüreyim. Bak bak. Sevmiyorum, gerçekten sevmiyorum ya. Şöyle, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Neden Çiğdem izin vermedi anlamadım. Mutfağı bence mutfakta güzel bir sorun var. Temiz. Bence o yüzden. Yo o yüzden ben baktığım ya bir şey. Ya mutfakta ne sorun var? Gel izin vermedi. Hiç sorunum yok. Mutfağıma girmenizi girme, istemiyorum. Girme girme Oktay. Oktay Bey aynı bir saniye gelir misiniz buraya? Bir sizin saniye mutfağınıza da ben girmeyeceğim. Dünden beri. Dur. Bile girmeyeceğim. Neslihan dedi ki girmiyor musun? Dün girdin dedi. Yoksa unutmuştu Oktay.
Neslihan hatırlattı. Evet. Ama benim mutfağıma girildiği için. Oktay ben Bey, belki size izin verirsiniz diye bu konuşmayı yaptım. Ki bence sektörden biri olarak, mutfağa girilmemesi gerektiğini bizim en çok bilmemiz gerekiyor. Ben de mutfağa girilmesine izin vermeyeceğim. Neden sen geçmiş yani? Neden izin vermedin? Hijyen açısından hoş bir durum değil yani. Toz giriyor, kıl giriyor. Ben o mutfağa girdiğinde bunun güvencesini kimse bana veremez. Şimdi bizim birçok kereler faili meçhul kıl davamız oldu, mevzularımız oldu burada. O diyor benim değil, o diyor benim değil, o diyor sizden mi, o diyor bizden mi? Şimdi bilemiyoruz. Fakat şöyle bir şey oluyor. Ben tabii o zamanlar dile getirmedim. Çünkü hani kimseyi de hedef göstermek istemem ama mesela mutfağa girip 2-3 kişinin birden girip kontrol ettiği oldu yarışmacı. Şimdi ne malum onların olmadı. Şimdi yarışmacılar da diyorlar ki haklı olarak, sen girdin mutfağıma, yemeklerime baktın. Belki sen şimdi işte bu tür şeylere mahal vermemek adına aslında ben de olsam mutfağıma sokmam. Gel gelelim, bu bir yemek yarışması. Sen dün izin verdin. Girilebilir. Evet. Ne mahsuru var diyeceksin. Böyle bir mahsuru olabilir. Evet. Ben iki tarafa da saygı duyuyorum. Girmek isteyene de izin vermeyene de saygı duymak lazım. Şimdi Zuhal Hanım, restoranlarda genelde hijyen, sadece hijyen açısından değil de mutfağa dikkat ettiyseniz daha saklı yerlerde yapar, daha alt katta yaparlar. Şimdi, tabii, Allah sebebine korusun. Gelince çünkü mutfak gerçekten dağınık olabilir. Ve o müşterinin... Ya nahoş bir durum bir müessesini batırabilir yani. O müşterinin görmemesi için... Genelde mutfağı o yüzden sokmazlar. Sadece hijyen açısından değil, müşterinin görmemesi için. Neslihan Hanım, bana sıra geldi mi? Bu arada... Siz dün hiç konuşmadınız, bugün mübarek öyle konuşuyorsunuz. Sıra bana geldi mi? Lütfen. Sadece yorum yapayım. Ya biraz yemek konuşalım bak. Tamam işte, ben şu an dünden beri uyuyamıyorum. Zaten siz onun yerine konuşuyorsunuz, konuşma ihtiyaç duymadınız. Neden uyuyamıyorsun? Neden? Buradan mutfağa gittiniz. Sakin. Şimdi siz restoranda çalışıyorsunuz değil mi? Büyük bir restoranda çalışıyorsunuz. Bilmiyorum artık çalışıyorsunuz, çalışmıyorsunuz. O yani bilmiyorum. Bakabilirsiniz sosyal medyada. Neyse. Siz yemek yaparken restoranda yemek yemeye gelen Ayşe teyze, Hamdi amca gelip mutfakta Oktay Usta ne yapmış diye bakıyor mu? Bakıyorlar. Benim yememi yemek, bak benim yememi yemeye gelmek ben isteyen... Ben ilk defa duyuyorum. Ben hangi restoranta gittiysem pardon ustanızın mutfağına bakabilir mi hiç demedim. Eğer ben kendime güveniyorsam mutfağımın kapısını da açarım. Çünkü yemek, bak şimdi doğru bir kurallar vardır. Şimdi mutfak tehlikeli bir yerdir. Hani badozlama girilmez. Profesyonel mutfaklardan bahsediyorum. Ama ev mutfağında tabii ki de misafirini bir buğurlarsın, gelirsin bir yemek yap. Ben ilk defa görüyorum. Ben utanırım. Sen nasıl utanırsın? Ben utanırım. Biri beni evine misafir edecek. Hürmeten de, karakterim gereği de, kültürüm gereği de. Ben kimse, sen beni evine misafir ettin. Ama biz bir yarışmadayız. Bir dakika. Sen beni evine misafir ettin. Sonuçta misafiriydim ben dün hanımefendinin. Sen beni evine misafir ettin, ben gelip senin bir mutfağına bakayım, ay sen temiz yapmışsın, yapmamışsın. Ona mı bakacağım? Ama bu çok yarışma saçma. Önemli. Çok saçma. Bir yarışma tabii yani. Ki zaten hanımefendi içeri girer girmez, masa düzeniyle, tertipiyle, saçının toplu olmasıyla, kişiliğiyle zaten başlı başına bir deha olduğunu gösterdi, ben açıyorum. Deha mı? Evet, yiğidi öndür hakkını yeme. Dedektif. Hanımefendi masasını çok güzel, derli toplu yapmıştı. Bak ben biraz önce geldim, toz vardı benim. Tabağımda toz vardı az önce ama onun... Masasında toz yoktu. Saçı derli topluydu. Anladınız mı şimdi insan? Çiğdem, ben insan sarhoşu biliyorum. Toz vardı diyor. Dün tertemizdi diyor. O yüzden toz vardı. Ama Zuhal Hanım, ekip arkadaşlarımız gördü, tek tek sildim. Çatal, kaşık, tabak hepsini. O kadar çok savunuyorsunuz. Ben şahidim bile var yani inanın. Ve çok ateşli. Savundu. Dünden beri uyuyamıyorum. Sinir oldum beşlere mi? Evet. Peki Oktay, demin bir şey dedin, dikkatimi çekti. Ben sokarım müşterilerin istediği zaman. Yani şöyle. Ben kendime güveniyorum. Ya tabii ki de hani öyle oldu bir böyle kural bir yok ama olduğu da oldu. Oldu yani. Tabii ki de. Ya çünkü artık yeni mutfaklarımızda açık mutfaklar var. Var canım. Biz açık yani. Ben size izin vermedim ama buraya kadar geldiniz. Ya buraya kadar geldiğiniz için bayağı geldiniz. Yani merakınızı giderdiniz. Kusura bakmayın. Gelmiş kadar oldunuz yani. Şey ben çok gelmiş, uzatmaya gerek dolaşayım yok. Bir bakayım o zaman. Çok var böyle şuralardan bir ya hava alayım, bir tur atayım deyip mutfağa... Zuhal Hanım, şimdiki restoranlarda da bazen kameralar koyuyorlar ya, mutfağı seyredebiliyorsun. Evet. Evet, eğer evet. O yer kendine güvenebiliyorsa müşterileri sokabiliyor mutfağına. O yani ayrı. O ama yüzden, o konsepte bağlı yani. Aynen öyle. Yani o yüzden herkes kendine güvenenler mutfağına sokabiliyor. Siz o zaman şunu diyorsunuz, ben dün kendime çok... güveniyordum, Oktay Bey'in mutfağa gelmesine izin verdim, yani, Çiğdem Hanım bugün kendine güvenmiyor. Yok öyle bir şey demedim ama... Yok gayet de güveniyorum, mutfağım da topluydu. Ya benim gördüğüm kadarıyla bir iki saniye durdum o mutfakta. O belki bir yapım meselesidir. O yemeklerin üstü kapalıydı. Böyle bir göze, yani gözüme ilk hepsini kapattım Zuhal Hanım. Çarpmadı. Bütün yemeklerin yani üstünü kapattı. Kötü bir durum yok. Oktay Bey kesinlikle şov peşinde yani. Yani nasıl...
farklı görünürüm, çok bilmiş görünürüm. Mutfak düzenli tertipli duruyordu. Bence mutfağa sokması lazımdı. Şu sonuçta biz yemekteyiz programındayız, yani yarışmadayız. Mutfak da tabii hijyen kuralları arasına giriyor. Yani milyonlar izliyor sonuç olarak. Ya zaten çekimden arkadaşlarımız da hani orada çekiyor. Herkes mutfakta, kimin ne yaptığını görüyor. Zaten benim görmemde bir şey değiştirmeyecekti daha. Çok orada bence çok çıkıştı, gereksiz bir çıkışmaydı. Çiğdem Hanım mutfağa girmesine izin vermemesinde bence haklıydı. Bence çok saçmaydı Oktay Bey'in her defasında mutfağa girmesi. Kendisi yemek yaparken acaba müşteriler gelip mutfağına giriyor mu? Nesra sendeyiz ona. Şimdi ben Maruk kebabı için zaten söyleyeceklerimi söyledim. Evet. Enginar ama bir saniye biraz... etin pişmesini yorum. Etin pardon çok özür dilerim. Etin pişmesi güzel ama sadece sunum şeklinde böyle beklemiyordum. Enginara gelirken patatesler herhalde çok haşlanmış, aynı boyutta doğranmamış, herhalde dibine yapışmış yanıklar var. Hayır hiç dibine yapışmadı. Çok limonu sosu çok fazla olmuş. Ekşi geliyor. Çok ekşiliği çok fazla geldi. Bana da geldi. Geldi. Bana ekşiliği şey çok fazla geldi. Tam kıvamında ekşiliği şu biberi bu biberi menüden saymıyorum. Alıp yağda çevirip tabağa koymuşsunuz. Salataya gelince işte tamam ben onun menüden yani menüden saymıyorum. Hayır, ben buna puan vermem. O zaman bana açıklar mısın? Buna puan vermem ben. Vermem. Hanımefendim. Salataya bunu gelince beni dinleyin sonra cevap verin. Beni dinleyin sonra cevap verin. Salatanıza gelince yine limonu çok fazla olmuş. Kırmızı lahanaların tuzu çok fazla yok. Lahanalarında biraz dediğiniz gibi turşulama. Adınızı unuttum. Oktay Bey'in dediği gibi biraz turşulama yapılması lazımdı. En az sirke yok yapılmamış. Sirkeyle ve tuzla iyice yoğrulması yeteri lazım. Yeteri kadar olmamış. Olmamış. Tuzla limonla oldu ama çok fazla ölür diye bekleyeceği için kasıyor. Amacı o zaten. Zaten ölmesi enginarın amacı pişmesi o. Enginarın pişmesi güzel. Etin sadece pişmesi sebzelerde güzel. Çok fazla pişmiş ve püre haline dönmeye başlamış patatesler. Aynı oranda pişmemiş, aynı oranda da doğranmamış. Görünüş de evet, çok doğranma, önemli. Sunum da çok önemli. Kesinlikle. Peki. Sunumunda. Emre sendeyiz. Bir sıkıntı yani göremiyorum. Yani ben tabii eti baharatlı severim. Ama böyle bir göstereyim size de. O ne ya? Bunu ben böyle sıvadım. Ne o? Baharatları. Çünkü üzerine döküyor, serpiştiriyorsunuz. O ne yani, o? Ne baharatı? Baharat. Karabiber galiba. Emre mi? Şimdi bence sinirli. Baharat çok yoğun olmuş. Evet pişmesi iyi, ideal. Ama baharatı çok yoğun olmuş. Tadında öyle bir yoğunluk yok ama yok. Senin tabağını denk geldi. Benim tabağımda böyle ben kendime aldım. Böyle sıvadı, topladı yani. Niye öyle yaptın? Evet öyle yaptın. Önümde bir sürü baharat var. Dedim ki bakayım ne kadar var. Baktım ha bu kadar. Bizde öyle bir şey yok ama. Bende var. Belki bana fazla gelmiştir sizin tabaklarınıza göre. Bak mesela burada yok. Üstünü böyle bayağı kaşık kaşık topladı. Resmi Hanım'ın tabağında yok. Bende yok. Bende yok. Ha enginara gelince yani ben eti severim. Acıyı da severim. Patatesi de severim. Ama bu yemekte, bu tabakta enginar olmamış. Bana hiç hitap etmedi. Hiç beğenmedim yani. Enginar olmasaydı, baharatı az olsaydı bence... Enginar pişmesi nasıl? Ha, pişmesi ilk defa enginar yiyorum bu arada. Aa! İlk defa hatta mi? Pek de yediğin söylenemez ha, yani. Bana hitap eden bir şey değil bu. Emre Bey, ama o pişmesine baktığım bakın, zaman... İlk defa yedim diyorsunuz değil mi? Evet, ilk defa yedim. Şimdi o bu yemeğin olmadığı anlamına gelmez. Ama bu sizin tatta... ilk defa yemeniz bunun yanında ikram edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bunun tadı zeytinyağlı ve et yemekleri bizim kendi mutfağımız artık. Yememişsin, birazcık daha yemen lazım. Bunun tadı... Zaten onu bak, da arkadaşlarım, arkadaşlarım uyarıyor, enginardan bir parça daha yesin, hiç yememiş. Yedim. Çatalla bölmüş, ay. Bırakmış ya, diyor. Ya yemeğin şeyi nasıl yorum onu yapıyorsun? Onun içiyle dışıyla bir alacaksınız. Yememesi fark etmez. Genel olarak beğeniyor şimdi, zaten. Enginarı ilk defa yiyor Emre. Tabii beğenmeyebilirsin de. Ama o şimdi olmadığı anlamına gelmiyor yemeği. Yani. Sana uymaz enginar mı? Enginar olmuş. Ona diyecek bir şeyim yok. Yani pişmiş sonuçta. Önüme pişmiş bir yemek gelmiş. Emre Bey. Çok pişmemiş. Kıtır kıtır olmamış. Ama pişmiş bir yemek önüme gelmiş. Bu doğru. Ama etin yanında bu olmamış. Hani bana lansımını etmedi. Yani size göre olmadığı beni. Sunulmayacağı anlamına gelmez. Kendinize göre diyemezsiniz. Size saygı duyuyorum ama sunulmayacak yaparken şey değil. De bu menüyü yaparken de bence enginarı fazlalık niyetine buraya koydunuz. Hayır fazla. Tandır ekmeğini masa örtüsünün üzerinden alır mısın? Ya sepete koyun ya tabağınıza. Salata nasıl? Enginar. Salata iyi sonuçta mevsim salatası. Hepsini tak 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 tak.
koymuş. Bence tadı güzel, gayet beğendim yani salatayı. Peki ete marulun tadı, patatesin tadı, aromaları geçmiş mi? Yok, geçmedi. Biraz var. Marulun suyu var. Marulun suyu tat var. Ben beğendim. Şöyle de olabilir. Eline sağlık. Altta kalan güveç şey etlere o aroma gelmeyebilir. Daha üsttekilerine gelebilir. Altta kalamaz çünkü var. Patates var altında. İki kat et mi konuluyor buna? Patates, et. İri patates, et. Araya halka soğan, araya yine az önce bilmiyor dediniz et. Ya, az önce bilmiyor dediniz ya, ben de o yüzden. Bak şimdi de kendiniz dediniz. Alt kat, üst kat. Hanımefendi pişimi öyle, sunumunu demek istiyorum. Sunumuna marul konulmaz. O marul konulmaz yani, gördünüz. Ya ana yemek tabağında ya marul kebabı diyor. Ya marul kebap benim bildiğim zırhtan geçilen bir kebaptır. Ya burada bildiğimiz antrikotu önümüze koydu, haşladı. Ya düdüklüğü attı, nasıl yaptıysa. Ama önümüze sade bir et geldi ve enginar eşliğinde. Ya biber, soru sorduğumda biberi bana diyor ki acı da olabilir. Ya böyle bir sunum yok. Ya restoranta gittiğiniz zaman yani olabilir diye bir cevap yok. Yani o acısız veya acılı olacaktı. O yüzden yanlış bir sunum oldu benim için yani. Bana göre bir yemek değildi o. Enginarla etin bir arada olması bana hiç hitap etmedi. Bence olmaması gerekirdi. Eti güzel pişmişti ama üstünde yoğun bir baharat vardı. Baharat kaplamıştı. Hiç bana göre bir şey değildi o yemek. Evet, marul kebabı zaten marul kebabı olarak gelmedi. Sadece önümüze bir bonfile pişirilmiş, suda haşlanmış bir bonfile geldi. Biber kızartmasına gelince, biber kızartmasını ben menüden saymıyorum. Hazır biber kızartmasını yağda çevirmiş, önümüze koymuş. Diğer enginar dolmasına gelince patatesler çok haşlanmıştı. Aşırı bir ekşilik vardı. Onu da çok fazla beğenemedim. Ama pişmiş oranları güzeldi. Orijinal böyle olur demesi aynı dünkü gibi Neslihan Hanım'ı bana hatırlattı. İkisi de böyle olur, şöyle olur ama hiçbir açıklamaları yok. Yani en azından bize net bir açıklama yapsaydı daha sağlıklı olurdu. Sadece orijinal böyle olur deyip kaçtı. Ama etin pişiminde bir problem yoktu. Tadı da yerindeydi. Ama tadı güzel. Güzel pişirmişsin. Et enginar da tam olması gerektiği kadar. Bunu bir tık fazla pişirdiklerinde artık helva gibi oluyor. Hiç sevmem. Ayrıca da zeytinyağlı enginar kadar fazla pişmiş. Tam kararında pişirmiş. Pişmeleri güzel. Yağ birazcık daha yağı olabilirdi. Zeytinyağı biraz eksik. Ekşisi evet. Güzel. Garnitürlerini de kendi haşlamış. Evet, patateslerde bir tık daha dişe gelmesi gerekiyordu. Ve yani. Doğrama usulleri de çok önemli. Evet, minik. Evet. O konuda haklısınız. Çok detaycısınız. Evet, yani öyle o yüzden şey. Buradayım. Çok detaycısınız. Seni de öyle eleştirecekler Emre, hazır ol. Ben hazırım. Bıçağı çektim, kılıç keskin. Siz kendinizi gösterin. O kendi gününde ve bize yemek değil, kendisi oturup yemeğini yiyecek herhalde, yemek şimdi, sunmayacak. Şimdi Nisan'da sunum evet. Benim için çok önemli değil. Ya benim da için önemli. Çok iyi yemek yapmak benim için önemli. Örneklerini zira dün de gördüm, bugün de gördüm. Bir önceki yarışmalarda da normal hayatta da gördüm. 20 yılını, 15 yılını mutfağa adayıp da yemek yapamayan insanları da gördüm. Evet. Önemli olan benim için el lezzetidir. Evet öyle. Büyük aşklar kavgayla başlar dermiş. Büyük dostluklar da, bilmiyorum büyük dayanışmalar da başlayabilir. Yani çıkaya kurban gitmeyelim burada. Emre Bey şu an bende didişiyor çünkü beni rakip olarak görüyor. Yaşım yakın ona, onun da yaşı bana yakın. O yüzden beni dişli rakip olarak görüyor. Enerjimden dolayı da korkuyor. Enerjik bir insanım çünkü. Ve yemeklerimi de yetiştireceğim. Bunu biliyor ve korktuğu için bende didişiyor. Emre çünkü yemekle bir alakası yok. Nisa da şimdi yaşı gereği meslekte daha yeni ve bildiklerini ona aktarmaya çalışıyor. O yüzden biraz aralarında çatışma oluyor diye düşünüyorum. Nisa Nur Hanım'la çok didişiyorum. Evet, çünkü kendisinin 20 yıllık bir tecrübesi varmış gibi hareket ediyor. Yani okul okuyarak, kitaptan, defterden ya da YouTube'dan videolar izleyerek yemek yapılmaz. Bence bize de çıkartacağı yarınki menüde fast food'u önümüzde serecek. Hazır gıdalarla serecek. Ben bu konuda gerçekten yaşça da kendinden büyük birinin artı 3-4 kat daha tecrübeli birini eleştirirken kendisinin de çok tecrübeli olduğunu lansman etmesi bence hiç hoş değil. Bence farklı karakter gösteriyor kendisine. Evet, gelelim tatlıya. İncir tatlısı dondurma eşliğinde. Şefin incir tatlısı. Şefin incir. Heh, evet. Bu hangi şef acaba? Zaten Cihan ustamız var bizim. Aydın'ımızın çok büyük bir otelin baş aşçısı. O zaman evet, belirtmeliydiniz Cihan ustamız. Onun kendi şefin adını verecektim hoş olmaz diye. Yok şefin verilebilir. Tamam. Kendi tatlım olmadığı işte için Çiğdem'in tatlısı da diyemedim. Şefe gidip tarif alabilirsin Cihan ustamız. Şefin ben direkt hanımefendinin tatlısı sanırım. Yok şefin deyince. Kendisi şef ya, öyle şef yazınca. Şef değil ki, niye şefin desin kendine. Gerçi kendine şef diyenler oldu. Evet olacak. Öyle dedi. O da doğru, kafa karıştı biraz. Ama bir Cihan Usta selam olsun Cihan Bey'e de burada. Onun tarifiymiş.
İncir tatlısı klasik bizim bildiğimiz ama herhalde şefin tarifi olduğuna göre bir farklılık var. Farklı evet. Umarım. Çok fazla bir tatlı. Bana bu tarz şeyler biraz garip geliyor. Çünkü şefin yazdığı zaman biz onu yorumladığımızda bu böyle değil böyle demek bir açık kapı kaçma var orada, evet. Doğru. Kaçış evet, yolu. Kişiye özel yapılan bir şeyleri değerlendirmek biraz zor. Kendi yorumunu ben kaçmaya ihtiyacım yok merak etmeyin rahat olun. Kendi yorumu katmak için bir incir alırdım. Cevizi basardım. Tatlıyı döker önünüze koyardım. Klasik incir tatlısı budur yani. Ama Oktay Bey dün i̇ncir dedi ki... İncir uyutması var ya. Ama bu incir farklı göreceksiniz. Çok farklı bir tatlı. Hadi bakalım. Farklı şeyleri severiz. Oktay Bey dün dedi ki... Yani yemekte insanın kendi yorumunu katması lazım. Doğru mu? Kesinlikle. Yanılıyor muyum? Evet. Mesela şimdi incirde, tatlıda kendi yorumunu katsa... Ne dersin mesela? Ne size tatlımı şöyle tepside göstermek cidden... istiyorum. Gösterdi. Evet. Aa farklı. Evet çok farklı bir tatlı. İçi de farklı. Tadı hadi çok bakalım. Güzel. İncirden ve aydınlandı mı? İncirler de aydınlandı. Vallahi tabii bravo. Ki. Kadın yani... üç bavul gelmiş ayol. Aydınlandı. Zaten kapıya dayanmasından ben belliydi değil mi? Anladım. Yani kendi yorumunuz kendi yorumunuz diyorsunuz da bazı şeylere yorum olmaz. Yoruma bence olur. Şefiniz nasıl yorum yaptıysa sizin de bir yorum yapma hakkınız olabilir. Sizin bir şefiniz üzgünüm, var mı? Üzgünüm. Onu yorum kendi herkesin yapacağım bir şey var, yapabilirim. Evet. Başkasının yaptığı bir şeye yorum yapamam ben. Sizin şefiniz sizi izlemesin bence. Siz şefsiniz, sizi göreceğiz. Evet. Bir de ki yani de iki tane aşçı yarışmam vardı yarın öbür gün gittiğin zaman. Yarın şeflerimiz var bakalım Oktay Bey'i göreceğiz. İki tane aşçıyla savaştım ama ben kendimi gösterdim de ben de seni tebrik edeyim. Kendi ağzınızla kendini söylüyorsunuz. Siz kendinizi bile kendinizi rakip görmüyorsunuz ki. Sadece iki aşçıyla yarışıyor olarak görüyorsunuz. Ben hiçbir zaman... Siz kendinizi bile yok sayıyorsunuz masada. Ben hiçbir zaman savaşmaktan kaçmadım. Kaybedeceğimi bilsem bile savaştım. Az önce kendinizi yok gördünüz. Kendinizi görmediniz masada. Bizle rekabet ediyor. Sizle evet, ben değil. Sizle rekabet ediyorum ama evet. Ben sizi ben el lezzetimle ama size alt edeceğimi düşünüyorum. Ama diyorsunuz ya korktu herhalde Oktay Bey benden falan filan. Kimse sizi rakip olarak görmüyor bu masada. Keşke Oktay Bey benden iyi yemek yapsın da. Ben diyeyim ki helal olsun. Adam yapmış, ustalığını göstermiş diyeyim beni de etsin. Ezerse kabul edeceğim ama yapamayacağım. Ben baştan söylüyorum. Çok emin konuşuyor. Senden ve Nisanlı'dan çok emin. Ummadık taş. Baş yarar der büyüklerimiz. Evet onu kendiniz için de söyleyin o zaman. Siz tamam bizden mı? Bir şey umuyorsunuz ya. Ben hayatın sillesini çok küçük yaşta gördüm. Çok küçük yaşta çok büyük şeyler başardım. Her zaman umut ettim. Her zaman bir hedefim oldu. Yapamayacağım her şeyi hedef edip yaptım. Bravo. Anladınız mı? Siz de ona göre krizinizi çekin. Ne mutlu sana. Ne mutlu. Bence Emre Bey kesinlikle Yeterli Osman'ı taklit ediyor. Biz artık özgün karakterler görmek istiyoruz. Çok sıkıldık taklitlerden. Yeni giren insanlar, çocuklar diyorum yani. Çocuklar bile biliyor yani. Bunu artık bilmeyen bir insan yok. Yani porsiyonlamanın, besin değerinin ayarlanması gerektiğini artık yani 2024'teyiz ve bunu bilmeyen kimse yok. Evet, yani bunları da siz beni... bilin o zaman. 2024'teyiz, yeni evet. Nesil bilsin. Biz yapamadık, siz yapın biz yapamadık, bari diyorsunuz. Siz o zaman bize devrediyorsunuz. Yok, daha devretmiyorum. Z kuşağına bıraktıysak yandık biz var hanım. Daha devretmiyorum. Niye? Ben Z kuşağında hiç umudum yok. Z kuşağına sağlama bıraktıysak... Bu ülkenin ya, başına çok şey gelecek. Biz şu an burada sizin yorumlarınıza bıraktıysak kendimizi biz yanmışız bence. Biz oturup bunu ağlayalım. Nesi benim. Varmış Z kuşağının? Gümbür gümbür geliyorlar vallahi. Ben Z kuşağını beğenmiyorum Zuhal Hanım. Niye? Çileğin mevsimi var mıydı ya ben mi yanlış hatırladım? Yani sera sunum koymuş. Ama güzel dondurmayla. Bulmuş. Var canım artık manavlarda her şey var. Karpuz bile var şimdi git. Bunun içinde havuç mu var Çiğdem Hanım? Bravo Emre. Efendim? Şu Z kuşağına niye bu kadar takıksın ya? Arkadaşlar dondurma için kaşık ister misiniz? Çatalla yer misiniz? Yok ben tamam. Gerek var mı? Ben bir tane alabilirim. Benim işim belli olmaz. Belki yani isterseniz ya da. Nesini beğenmiyorsun? Z kuşağı... ya bana hiç hoş gelmiyor davranışları. Hepsi bir ergen tavırlara girmiş. Ana sözü dinleyen yok, baba sözü dinleyen yok. Sosyal medyaya kendilerini ayırmışlar. İşte kimse bana ses çıkartamaz, kimse bana bir şey diyemez. Mesela özellikle benim yeğenim Z kuşağının içerisinde. Evet. Bir şey söylediğim zaman çatık kaşıyla
360 derece dönüp bana bakıyor. Sanki askerlik arkadaşıyım, beni de benziyor. Z kuşağı şu an böyle saygı yok Z kuşağına. Allah Allah. Saygı kazanan sıktır. İnsanlara gayet saygılıyız. Kazanmak lazım. Genelleme yapmayalım ama. Sen şimdi yeğeninden yola çıkarak hepsini de aynı kefeye koyma. O ayrı bir kuşu da ben... senin yaşıtların arasında veya bizim yaşıtlarımız arasında yok mu öyle insanlar? Çoğu on parmağın onu da bir değil. Çoğu bana denk gelenlerin hepsi öyle geldi. Sen Z kuşağı olmuyor musun bu arada? Ben Z kuşağı değilim. O kendi öyle zannetmiyor. Ben Z kuşağı değilim. Bence sen ne olduğunu bilmiyorsun. Artı şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben kendi Z kuşağı içerisinde görmüyorum. Sen kaç doğumlusun? Sen ne olduğunu bilmiyorsun. Sen Z kuşağı oluyorsun. Ben kendimi zaman... Ben kendimi Z kuşağına sokmuyorum. Z kuşağıysam da istemiyorum. Azledin beni Z kuşaklığından. Z kuşağının uşağı olmayacağım. Ama diyor. Şöyle bir gerçeklik var. İnsanın yaşam tarzı, insanın kültürü, yaşadığı evre ve yaşadıkları insanı öyle bir geliştiriyor ki... Evet. Şimdi benim düşüncelerim bazen 40 yaşındaki, 35 yaşındaki insanın... Olabilir. Tamam, ben bunu anlıyorum da siz zaten benim yaşadığım hayatı bilemezsiniz 35, ki. Bana da ona göre yorum yapamazsınız. 35, 40, 45 yaşındaki insanların düşüncesiyle aynı düşüncede olan birine 15 yaşındaki, 14 yaşındaki, 17 yaşındaki çocuk düşüncesiyle aynı kefeye koyamazsınız. Siz benim yaşadığım hayatı bilip buna göre yorum peki yapamazsınız. Bilmiyorsunuz zaten. Yapamazsınız. Yok, teşekkürler. Evet, peki. Yedik mi tatlılarımızdan? Gel Oktay, seninle başlayalım. Farklı ben bir uyarlaması incir tatlının Cihan Usta'nınmış. Cihan Usta'nın buradan ellerine sağlık. Şimdi sizin de elinize sağlık. Afiyet olsun. Olsun. İncir uyumu güzel. Çok şeker, ekstra bir şeker koymadınız. Belli ki. Çok az bir şey var. Evet. Dondurma cidden hafifletiyor, rahatlatıyor, güzel olmuş. Ama biraz sunumu olsun, porsiyonlaması bana bir tık fazla geldi. Zaten ağır bir tatlı. Süt reçeli yapmışsınız anladığım kadarıyla, doğru mu? Bir krema var. Yok, tahin. İçerisinde tahin var. Tahin var içerisinde. Nasıl açıyorsunuz? Tahin var, bal var, krema var. Ben seni bu sefer ben de kurtaramayacağım Oktay. Süt reçeli ayrı. Bir malzeme daha verdin Emre'nin. Süt reçelinin rengi bile değişik. Hayır ya, süt reçelini ocakta kaynattığı zaman... Karamel gibi olur süt reçeli. Bu tahin olduğu buradan ben bağırıyor yani. Ben tahinim diyor zaten. Ya tahin ama gibi yani. O biraz daha sanki ocakta kaynatmış, çektirmiş gibi kıvam aldırmış. Hayır hayır, tahin kaynamamış. Ben diyorum kimse bana inanmıyor. Yok, fırınlanmış. Yemeğini. Ha mesela fırınlandığı için üstü böyle karamelleşmiş yani o. Peki, helva nasıl gibi buldun? Lezzeti gayet güzel. İçini şeyle doldurmuşsun, ya, havuçlar. Havuç, ceviz. Havuç ve ceviz. Ceviz. Havucun da kendi tatlılığı var zaten, hani o da ekstra bir. Yani bunu düşünürsek dondurma, evet, Allah'tan yani dondurma, Allah'tan var, dondurma var. Evet. Peki buna sen şimdi neden toz şeker koydun? Yani şefin tarifi anladım da. Zuhan Hanım zaten şeker girmese bu sefer çok yavan kalıyor tatlı. Yavan mı? Yani tatlı yok, havuç var, tahin var. İncir zaten maşallah şeker bombasıdır. Sen buna keşke hiç şeker koymasaydın. Bir çay bardağı kadar koydum Zuhan Hanım. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun Nisanur? Bana da biraz şekerli geldi. Gerçekten hiç şekere gerek yokmuş. Ama tatuyumunu beğendim. Ben de beğendim. Falan ben bayağı beğendim. Evet Neslihan. Evet Çiğdem Hanım gerçekten çok tatlı olmuş. Biraz şekeri fazla kaçmış. Ama havuç da sanki bir tık daha az olabilirmiş. Havucu da çok fazla görünüyor içinde. Ama lezzeti falan havucu çok mu fazla olmalıymış? Hayır fazla olmamalı. Yani bir tık daha az olması. Az olmalıydı. Pardon. Az olmalıydı. Evet, aslında tarifte ilginden daha az havuç şeker çok koyulmuş. Bir su bardağı yerine bir çay bardağı kat. Bir su bardağı mı koyuyormuş? Tabii. Ama onun miktarı fazlaydı. Ben miktarı biraz daha azalttım. Porsiyonu küçük. Ama lezzetini çok beğendim. Azaldım. Yani her şey kıvamında olursa çok çok lezzetli bir şey. Cihan Bey'in de ellerine sağlık, sizin de ellerine afiyet sağlık. Emre hala yiyor, dokunmayalım kendisine. Beğendi herhalde. Yani çok ekmek güzeldi. Güzel. Çok güzeldi. Utanmasam ekmekle yiyeceğim. Çok güzeldi. Afiyet olsun. Ya bir tane bile yiyebilirim. Bir tane daha yersin. Yerim. Var. Peki. Güzel, bir tık bana şekeri fazla evet geldi ama gayet güzel, değişik bir uyarlaması. Normal incir tatlısı olmaması evet bence iyi olmuş. O çok evet kolay ve yani artık çok yapılan bir şey. Bu güzel, Cihan Usta'ya da evet selam olsun. Evet. Ellerine sağlık diyelim, açık oylamaya teşekkür geçelim. Teşekkür ederim. En az 8-9 bekliyorum. Çünkü beğenilmeyen yemeğim yok. Çorbam beğenildi, ara sıcaklarım beğenildi. Evet, çok küçük ara sıcaklarda eleştiri aldım ama ana yemeğim beğenildi. Hiçbir eksiğim yok. Ve dün Neslihan Hanım o menüyle eğer 8-9 bekliyorsa benim aslında 10 almam lazım ama düşük puan verirlerse gerçekten o masada olay çıkar. Ve acısını sonraki günlerde de onlardan çıkarırım. Evet, ikinci günümüzde yarışmacımız Çiğdem'in eksiksiz menüsüyle karşı karşıyaydık. Dolayısıyla bugün de 3 ile 10 arasında bir puanlama bekliyoruz sizi.